Hepinize merhabalar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Nasılsınız? Bugün sizlere İsviçre'de araba fiyatlarını göstereceğim. Hem yeni hem eski birçok modeller bulunmakta. Fiyatlarını göstereceğim size frank üzerinden. Şu an bir frank 0.9 euroya falan denk geliyor. Şu güzelliğe bakın ya. Full doğan yat manaları falan var. Videomuza başlayacağız. Videomuza başlamadan önce burada sosyal medya hesaplarımı görebilirsiniz. Takip etmeyi unutmayın. Şimdiden başlayalım. Arkadaşlar geldiğimiz yer burası. İkinci el bir bayi. Gelin fiyatları göstereyim. Burada BMW bulunmakta. 57.000 kron gördüğünüz üzere. 2020 model. İki kapılı. Burada Volkswagen bulunmakta. T-Roc 38.500 frank. 2021 model. Sıfır bir araç. Mercedes 51.000 frank. Yani birim olarak düşün. Yani burada kazananlar birim olarak alıyorlar arkadaşlar. 2019 model. Gayet güzel yeni araçlar var. 57.000 frank Audi arkadaşlar. E-Tron diye geçiyor gördüğünüz üzere. Range Rover 42.000 frank. Yani burada kazananlar 2017 model. Birim olarak düşündüğümüzde gerçekten fiyatlar hiçbir şey. Burada DS var. Citroen'in lüks segment aracı. 38.500 frank. Mercedes gene GLC 220'de. Full versiyonu 2018 model 33.500 frank. Burada Volkswagen Tiro var 28.500 2020 model. Bunlar genellikle yeni araçlar gördüğünüz üzere. Ama ikinci el tabii ki de kilometreleri var. 38.500 model birim frank C220'de. 1 frank şu an 0.90 euro civarında şu anki kurla. 42.700 arkadaşlar Audi Sportback A5. Burada gene BMW'nin iki serisi var. M Coupe, yani Grand Coupe, M Sport paket. 29.800 2017 model. Burada Mini Cooper var biliyorsunuz BMW üretimi. Cooper S var burada. 33.500 frank. Gelin biraz içeri geçelim. O kadar çok model var ki burada. Burada başka BMW var. 30.000 frank. X2 mi? X3 mü? X1 arkadaşlar 30.000 frank diyelim 2017 model. Audi var burada Q5 49.800 frank. BMW'nin biliyorsunuz çıkardığı elektrikli aracı i3 26.500 frank. Yani 26.500 birim 2018 model. Yani düşünün bunlar yepyeni araçlar. İkinci el ama yeni. Yani o kadar da eski de 26.700. Yani düşünün bu aracı Türkiye'de hayal edebileceğiniz, alamayacağınız aracı burada 26.000 birime alabiliyorsunuz. Yani burada kazandığınız paradan aylık 1000 frank bile verseniz 26 ne demek ya, hani 2 yıla bunun borcunu bitirirsiniz. Ön ödemeli alsanız bile 1 yıla taksitle alabilirsiniz. Opel'in burada Grand Land modeli var. 13.800 13.000 model arkadaşlar. 13.000 birim ya. Volkswagen'in Arteon'u var. 36.300 Türkiye'de bu. Yani D segment herhalde. Ya vardır herhalde 700-800.000 lirası en az. Burada fiyat al en ucuzu. Bizdeki en ucuz araçlardan tipo. Türkiye'de üretiliyor biliyorsunuz. 2019 model 15.000. 14.900 arkadaşlar. Burada Mercedes 40.000 gördüğünüz üzere C200. Ah Skoda en ucuz Skoda Rapid 2014 model 8.900 frank. Burada gene Arteon var aynı fiyata. Mercedes. Arkalarda başka tür araçlar da var. Gelin bakalım. Audi var. BMW var. Ha bu gene i3. 2019 daha yeni model. 25.000. Volkswagen Golf. 13.500 arkadaşlar. 2012 model. Yani bu tarz araçları çok ucuz alabiliyorsunuz. Smart var. Mercedes'in biliyorsunuz. 2019. Model 16.500. 14.500. 10.500. Modeline göre değişiyor. Gördüğünüz üzere. Ve görüyor musunuz? 12 ay garantili diyor. Burada Opel'in değişik bir spor aracı var. 14.500 2009 model. Burada gene aynı BMW'nin Z4'ü var. 23.500. Burada Seat'ın yeni çıkan aracı Leon 1.4. 32.800 gördüğünüz üzere. Seat garantili diyor. Gene Mercedes var. 47.500. GLC Exclusive. Bu bayağı pahalı. Burada Opel'in gene Grand Land'i var. 15.000. 2019 model. Burada Jeep var. Gördüğünüz üzere. Jeep'in de
17800-2017 model. Seat'ın burada bir aile aracı var. Alhambra diye geçiyor. 30500-2020 model. Mercedes, Volkswagen bu Passat mı? He, Passat bizde derler ya, Passat istiyorum, Passat. 2015 model, 14500 yayınlanabiliyor musunuz? Kia 28500 Optima. 2018 model arkadaşlar. Arabalar böyle. Opel 12 ay garantili, 16500, 2019 model Grandland. Volkswagen Polo mu bu? Golf 23800, 2018 model gördüğünüz üzere. Ve hibrit. Burada Golf var, başka 13400, 2011 model. Burada Mazda var, CX-5, 31.000 frank, 2019 model. Gördüğünüz üzere burada başka neler var? Mesela burada Opel Corsa var, bir de Seat Cupra var, yeni çıktı biliyorsunuz Seat Cupra'lar. Bayağı güzel dizaynları var. 35.700. Burada Opel'in Corsa'sı var, 25.700, bunlar herhalde sıfır olması lazım, yepyeni modeller. Başka çekmediğim var mı? Gelin biraz ileriye gidelim. Skoda var burada. Gelin göstereyim Skoda'yı. Audi, BMW genellikle ağırda. Yani burada işin açısı İsviçre'de herkes lüks araç mı kullanıyor? Tabii ki de hayır. Yani sokaklarda görebilirsiniz ama alım gücü yüksek olduğundan insanlar rahatlıkla alabiliyorlar. Skoda'nın gördüğünüz gibi Octavia'sı 33.700 frank arkadaşlar. Hatta %28 indirim diyor gördüğünüz üzere. Modeli yazıyorum, tam göremedim. Toraco var Seat'ın, 37.500, 2020 model. Mercedes 64, BMW 64.500 X3 gördüğünüz üzere. M Sport direkt yani. M paket de değil, M Sport modeli. Burada Altaka var Seat, 24.800. Mercedes'in yine GLA'sı 34.500. Burada Peugeot 3008 var. 40.000, 2020 model. 40.000 frank, 40.000 birim yani. Renault Megane 25.500 arkadaşlar. %33 indirimli hali diyor. 2020 model Scala var Skoda, 20.800-2020 model. Burada Audi var A1, 33.900. Fena araç değil yani. Gördüğünüz üzere. Burada Fiat'ın 500, bir Fiat 500 var. 16.900 arkadaşlar. 16.000 birime bu aracı alabiliyorsunuz, 2018 model. İnanabiliyor musunuz? Başka neler var? BMW 1 serisi var. Normal. Standart. Dışarısı M paket gibi duruyor ama normal de olabilir. 26.800 arkadaşlar. Burada Audi A5 var. 36.300, 2017 model. Standart araçlar böyle. Gelin başka araçlar varsa da göstereyim. Burada Mercedes var, GL350, 2010 model, 28.500 arkadaşlar. Bunları göstermiştim, evet. Mazda'yı göstermiştim. Gelin biraz daha ileri gidelim. Arteon'u zaten gösterdim. Burada Jaguar var. Jaguar 12.300, inanabiliyor musunuz? 2010 model, bu lüks bir araç. 12.300 birim. Mercedes'in aile aracı var burada. Bir tane herhalde B segment. B 230-2500, 2020 model. Burada Tiguan mı bu? Taurab en yüksek yani. Düşün, 2005 model, 12.500 birim. Burada Tesla var. 75.000 birimi. Bunu alabiliyorsunuz. Düşünün yani. 2017 model arkadaşlar. Tesla. Gördüğünüz üzere. Araçlarımız. Böyle. Yani ben işin açısı çok böyle uğrak bir yer değil, köydeyim. Şeniz diye bir şehirdeyim. Yani böyle yol üstünde yürürken gördüm, size videosunu çekeyim dedim. Ve ayrıca bunu da demeden edemeyeceğim. Burada taksi seçenekleri de bulunmakta. Burada oturum kartınız, sözleşmeniz, her şeyiniz olursa. Yani burada kendi anlaşmalı bankaları da olabilir. Gidip bankadan kredi de çekebilirsiniz. Leasing, private leasing, yani özel leasing yapabiliyorsanız kiralama seçenekleri de olabilir. Mesela ön böyle ödeme veriyorsunuz, sonrasında arabayı taksitle ödüyorsunuz,
mesela 1,5 yıl, 2 yıllık sözleşme yapabiliyorsunuz. 5 yıllık, 3 yıllık, ona göre değişiyor. Sonunda da arabanın geri kalanını veriyorsunuz. Borcu bitiriyorsunuz. Böyle imkanlar da bulunmakta. Ama burada bir de benim bildiğim motor vergisi yok. Sigorta kasko yaptırırsanız, sigorta zorunlu zaten. Kaskoyu da yaptırmak isterseniz yaptırabilirsiniz ama fiyatlar bana çok uygun geldi. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? O kadar da pahalı değilmiş. Fiyatlar o kadar da pahalı değilmiş ve burada kazanan biri için hani euro ya da frank olarak düşünmeyin. Yani euro frank olarak düşündüğümüzde bile bunu Türk lirasına çevirdiğimizde bile Türkiye'dekinin yarı fiyatı oluyor diye düşünüyorum yani. Bilmiyorum Türkiye'de şu an araç fiyatları ne kadar, sürekli artıyor ama sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Türkiye'de ya da bulunduğunuz yerde araba fiyatları nasıl ya da siz ne düşünüyorsunuz İsviçre'de araba fiyatları hakkında? Lütfen yorumları yazın. Öncelikle teşekkür ediyorum bu videoyu izlediğiniz için, zamanınızı ayırdığınız için. Burada sosyal medya hesaplarımı göreceksiniz, takip edebilirsiniz, videoyu beğenebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşürüz, hoşçakalın.